Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Lidar datasını da kullanarak PID üzerinden bir kontrol uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle PID nedir? Buna bakalım. PID bizim bir kontrol metodumuz diyebilirim. Bizim sistemimizde örneğin robotumuzun bu videoda yapacağımız örnekte bir duvara belli mesafede sürekli o robotu götürmek istiyoruz. Duvara olan robotun mesafesi arttığı zaman robot duvara otomatik olarak yanaşacak ve duvarın robot olan mesafesi azaldığı zaman da gene mesafeyi sabit tutmak için duvardan uzaklaşmaya başlayacak. Burada bizim robotun duvara olan mesafesini biz bir prosesimizin içerisinde feedback olarak alacağız ve hatayı hesaplayacağız. Bu hatayı da biz P dediğimiz, PID'nin P'si dediğimiz oransal ile bir değerle çarpıp hatayı azaltmaya çalışacağız. Diğer bir değer ise i, integral yani. İntegral de bize şunu sağlayacak. Hatayı sıfıra indirmemizi olanak sağlayacak. D dediğimiz türev ise bizim bu kontrol süresinin ve kontrolde gerçekleşen aşmaların azalmasına yardım edecek. Şimdi burada genel denklemi gördük. Şuradan biraz daha detaylı bakacak olursak. Şuradaki ekranda aslında bize oldukça güzel bir şekilde gösteriyor. Öncelikle KP değerini belli bir mesafede artırarak hedeflenen noktaya ulaşması için değeri artırıyor. Ve integral değerini artırdığı zaman, KI değerini artırdığı zaman aslında bizim maksimum aşmamız artmış oluyor. KD değeri ise bizim maksimum aşmayı azaltıyor. Şurada da bakacak olursak overshot dediğim maksimum aşma miktarı, KI maksimum aşmayı artırıyor. KP de maksimum aşmayı artırıyor. Yani bizim hedeflediğimiz nokta eğer 1 ise mesela buradaki grafikte KP değerini ve KI değerini artırdıkça maksimum aşma miktarı buranın üzerine çıkmaya başlıyor. KD ise bu aşmayı azaltarak bizim tam istenilen noktaya aşma yapmadan ulaşmasını sağlıyor. Biz bunların oranlarını, değerlerini belirleyerek bunu istediğimize uygun bir şekilde düzgün bir hale getirebiliyoruz. KP hatayı belli bir oranda azaltırken KI hatayı tamamen sönümlüyor. İntegral ile hatayı tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ama tabi bunların belli oranlarda oluşturulması lazım ki sistemimiz düzgün bir şekilde çalışabilsin. Şimdi bunun uygulamasını yapmaya başlayalım. BossCD ile MyBot kontrolün içerisine Scripts'e gidelim. Ve CP ile Lidar Obstacle Evidence kodunu kopyalayacak olursak burada Lidar PID.py şeklinde isimlendirelim ve Gedit ile bu dosyayı açalım. Evet, şimdi bizim burada motor kontrolü artık ihtiyacımız yok. Şu kısmı silebilirim. Şimdi biz öncelikle ne yapacağız? Buna bakalım. Biz robotumuzdan, lidardan gelen verileri kullanarak robotun sağ ya da sol tarafını belli bir mesafede hizalayıp sürekli o mesafeyi korumasını istiyoruz. Bunun için de şu kısmı da siliyorum. Bu kısmı yeniden oluşturacağız. Şimdi öncelikle robotun sol duvarı hizalayacağımızı düşünürsek bir şey belirleyelim, alalım. Bizim lidar lazer datasının robotun solunda kalan kısmını alalım, belli bir aralığını. Bunun için de left wall, left wall distance diyelim. NumPy
min dedikten sonra numpy nokta array ve gelen scan'in range'si 420'den sonraki değerlerini alalım. Bu bize sol taraftaki değerleri vermiş olacak. Tabii sol taraftaki değerleri biz alırken ne yapıyoruz? Sol tarafın en yakın değerini alıyoruz ki biz ona göre o mesafe, o noktayı duvar kabul edip ona göre robotun duvarla olan mesafesini korumaya çalışacağız. Şimdi bunu aldığımıza göre bunu bir ekrana yazdıralım tabii ki. Print left all distance dedikten sonra şimdi bizim ne yapmamız lazım? Robotun duvar olan mesafesini aldık. Bunu bir PID algoritmasına gönderip bir teker açı değeri elde etmemiz gerekli. Bunun için de bizim dönüşümüz ne olacak? Angel olacak. PID algoritmasına gidecek. PID algoritmasına giderken bizim iki verimiz gidecek. İlk verimiz bizim duvara, robotun duvarı olan uzaklığı olacak. Buna 0.7 diyebiliriz örneğin. Diğer değerimiz ise bizim yaptığımız anlık ölçüm değeri olacak. Buna da left ball distance ile göndermiş olacağız. Bu gelen açı değerini de yazdıracak olursak bunu bize göstermiş olacak. Burada speed'e 0.2 gibi bir değer verebiliriz. Şimdi PID fonksiyonumuzu tanımlayalım. İlk gelen değerimiz bizim decided distance değerimiz. İkincisi de wall distance değerimiz oldu. Şimdi bir de bizim iki tane global değişkene ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi integral 2, ilk değeri 0 olacak ve E2 değerine ihtiyacımız var. Bu da 0 olacak. Biraz sonra bunları ne olduğunu anlatacağım. Şimdi bu global değerleri de burada global olarak çağırmamız gerekli. Global E2 dedik. Evet. Bizim T zamanına ihtiyacımız var. Şuradan bakacak olursak formülün tamamı gösterdiği bir yer vardı muhtemelen. Yapmaya çalıştığımız şey şu. Buradaki formülü kodlamaya çalışıyoruz aslında. Olay ne? Bir hata hesaplayacağız. Bu hatayı KP ile çarpacağız. Ve hatanın integralini almamız gerekecek. Hatanın integralini almak için yapmamız gereken işlemler var. Hatanın türevini almamız gereken, yapmamız gereken işlemler var. Bu T'de bizim integral ve türev alırken kullanacağımız T değeri olacak. Burada aslında T değeri bizim bu PID bloğuna algoritmanın ne kadarlık sürede girdiği süre aslında. Ama biz bunu 1 olarak yazsak da olur. Çünkü biz sonuçta şuradaki KPKI, KD değerleriyle bu değeri çıkan şeyi çarptığımız için aslında sonucu çok fazla değiştirmiyor. Sadece buradaki değerlerin oranı değişmiş oluyor. O yüzden 1 olarak kabul edebiliriz bunu şu an için. KP değerimiz 2.0. KI değerimiz biz bu işlemi simülasyonla çalıştıracağımız için simülasyonda bu KI ve KD değerlerini düzgün bir şekilde ayarlayıp görmek biraz zor. O yüzden sadece KP değerini kullanacağım. Ama siz kendiniz deneme yaparak bu KI ve KD değerlerini de bulabilirsiniz. Ben burada ama genel mantığı anlatıp algoritmada bunu nasıl kodlayabiliriz bunu göstereceğim burada. KD'yi de bu yüzden 0 yapıyorum. Dedikten sonra bizim bir hataya ihtiyacımız var. Buna E1 dedik. Asıl kullanacağımız hata bu bizim. Bu hata ne bizim? Leader ile ölçtüğümüz robotun duvarı olan uzaklığı eksi
istenilen duvarı olan uzaklığımız. Ve bu E1 ile bu fonksiyonu da şurada bir anda yazacak olursam ne demiştik? Kp çarpı E1. Bu ikisinin çarpımı aslında. Bir sonraki derde de integrali eklemiş olacağız. Şimdi integrali nasıl hesaplayabiliriz? İntegral 1 eşittir E1 çarpı T artı integral 2. Yani hataların aslında biz burada değerlerin toplamını alıyoruz. Çünkü integral dediğimiz şey bizim aslında o grafikteki grafiğin altında kalan alanların toplamıydı. Biz burada bunu bulmaya çalışıyoruz. Ve bizim neye ihtiyacımız var? Türeve ihtiyacımız var. Türev de bizim eğimimizdi. Eğimi nasıl buluruz? Şu anki hata ile bir önceki hatanın farkının dt'ye bölümüdür aslında. Burada da e1-e2 diyecek olursak bölü t bize türevi vermiş olacak. Tabii burada biz işlemi yaptıktan sonra e2, e1 değerini atmamız lazım ki e2 değerini güncelleyelim. Benzer şekilde integral 2'ye de integral 1'i atarak bir önceki değeri güncellemiş oluyoruz. Bu sayede bütün grafiğin altında kalan alanları toplamış oluyoruz. Ve devam edecek olursak Kp ve E'yi çarparak oransal uygulamamızı yapmıştık. Şimdi bu kısımda da tekrar parantez açarsak Ki çarpı integral 1 yaparsak integralimizi de artık eklemiş oluyoruz. Ve son olarak da Kd çarpı türev dediğimiz zaman türevi işleme katmış oluyoruz. Aslında şu an PID algoritmamız bitti. Ve bu elde ettiğimiz değer de return ile döndürmemiz gerekli. Return u dedik. Bu artık angle olarak bize geri döndürülmüş olacak. Ve biz buradaki aslında şeyleri de yazdıralım. Oransal ve önce oransalı yazdırırım. Oransal Kp çarpı E1 demiştik. Print integral. Bu da Ki çarpı integral 1 demiştik. Print türevde Kd çarpı türev demiştik. Bunları da bu şekilde yazdırarak kontrol etmemiz gerekiyor. Aslında bu değerleri Kp'nin, Ki'nin, Kd'nin ne olacağını aslında çözmek için farklı metotlar var. Örneğin şurada bir metottan bahsedilmişti. Nerede o? Çok aşağı inmişim. Evet. Zeigler-Nichols metodu denilen bir metot var. Örneğin bu değerlerin hesaplanmasıyla alakalı. Bu metot kullanılabilir ya da farklı metotlar var bu değerlerin hesaplanmasıyla alakalı olarak. Bu metotlar kullanılabilir. Tabii bu metotlar için bazı robotun parametrelerine ve farklı şeylere ihtiyacınız olabiliyor. Ya da ne yaparsınız? Bu değerleri deneme yanılma yaparak bulabilirsiniz. Bu deneme yanılma yaparken aslında öncelik yapılması gereken şey şu. Bizim bir robot test ederken sistemimizi bir Kp değeri vermemiz lazım. Bu Kp değerini öncelikle işte 1 verdiğimiz zaman ne oluyor? 2 verdiğimiz zaman ne oluyor? Bu tarz biraz artırarak gidip ondan sonra 2 haneli
rakamlara geçtiğimiz zaman 10-20 verdiğimiz zaman sistem ne yapıyor? Veya çok daha büyüttüğümüz zaman sistem ne yapıyor? Bunu bakıp aslında hangi aralıkta olduğunu KP'nin tespit etmemiz gerekiyor. Bu tespiti yaptıktan sonra benzer işlemleri integral ve türev içinde yapmamız gerekli. Tabi integral ve türev değerleri bu şekilde büyük değerler değil, genelde 0 ile 1 arasındaki değerler olma ihtimali daha yüksek. Tabi sistemimize göre değişebilir. Daha büyük değerler de olabilir. Bu şekilde belli aralıklarla denemeler yaparak hangi aralıkta olduğunu tespit edip ondan sonra bir sonraki değere geçmemiz gerekiyor. Örneğin biz burada 2 verdik ve sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Biz bu sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyorsa bazen hatayı tamamen sıfıra indirmeye ihtiyacımız olmayabilir. O yüzden integral kullanmayabiliriz. Yani buradaki aslında bizim kullanacağımız metot PID diyoruz ama PID'nin yalnızca P'sini kullanabiliriz. PI'ını kullanabiliriz. PD şeklinde kullanabiliriz ya da tamamen PID şeklinde kullanabiliriz. Artık bu bizim o sistemimizin durumuna bağlı bir şey. O an vermemiz gereken bir karar. Bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra kodumuzu kaydedelim. Ve sistemimizi test için çalıştıralım. Bunun için öncelikle RostCD ile MyBot RostCD ile MyBot Gazebo'ya launch dosyasının içerisine gidelim. Gedit ile açacak olursak bu dosyamızı boş bir dünyada çalışmak istiyoruz. Bu yüzden bu satırı yorum satırı olmaktan çıkartıyorum ve alttaki satırı yorum satırı haline getiriyorum. Şimdi Rust launch mybot Gazebo ile dünyamızı çalıştıralım. Evet, boş bir dünyamız geldi. Şimdi duvar takip yapacağımız için öncelikle bir duvar oluşturmamız gerekli. Burada model editor diyorum. Pardon, model editor değildi. Build editor diyorum. Buradan bolu seçerek duvarımızı oluşturabiliriz. Örneğin ya da şöyle yatayda çizelim. Şöyle bir duvar oluşturalım ve bunu aslında biraz daha şöyle esnek hale getirelim. Çok keskin olmasın. Evet, bu şekilde bir duvar oluşturduk ve bunu save ile kaydedelim. Buna duvar diyebiliriz. Wall. Ve bu bizim home dizinimizde bu editör model kısmına kaydedilecek. Kaydettikten sonra kapatabiliriz. Evet, dünyamız geldi. Şimdi bunu alıp şöyle robotumuzun sol tarafına doğru taşıyalım. Evet. Rust run ile MyBot kontrolün içerisinde algoritmamızı
çalıştıracağız. Lidar PID'ydi. Algoritmamızı çalıştıralım. Şu an robotumuz havada duruyor. Biz şu gazebo ortamını kapatıp açarsak daha iyi olacak. Evet, kapandı. Tekrar açıyorum. Insert kısmından şu şekilde duvarımızı ekliyorum. Bunu biraz daha şöyle konumlandırıyorum. Robotumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere robotumuz belli bir açı değerinde vererek duvara göre kendini konumlandırmaya belli mesafede çalışıyor. Tabii bu yaptığı salınımlar aslında bizim buradaki oransal P değerimizle alakalı. Bu değeri daha iyi hale getirerek, daha iyi denemeler yaparak çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Tabii simülasyon ortamında çalıştığımız için burada çok istenilen gibi oransal, integral ve türev değerlerini belki hesaplamamız pek mümkün olmayabilir. Anlık olarak burada robotun duvara olan mesafesini ölçtüğü mesafeyi görebiliyoruz aslında. Burada tabii bizim baktığımız açı değeri de önemli. Evet, robotumuz duvarın sonuna geldi. PID algoritmamız bu şekilde. Dediğim gibi bu değerleri siz kendiniz deneme yanılma yaparak daha iyi değerler olarak bulabilirsiniz. Bu tarz bir şeyde iyi sonuç veren bir değer bulursanız simülasyon ortamında bunu benimle paylaşın. Ben de sizin adınıza bu değerleri diğer eğitim alan arkadaşlarla paylaşayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.